Merhaba arkadaşlar. Bu soru base conversion ile alakalı. Yani farklı tabanlarda verilen sayıları bu soruda onluk tabana çevirmeye çalışacağız. Birinci sorudan başlayalım. Birinci soruda 4021.2 sayısı verilmiş. Fakat bu sayı gördüğünüz gibi 5 tabanda verilmiş arkadaşlar. 5 tabanda verilen bu sayıyı biz 10 tabanına çevirmek istiyoruz. Bunun için de yapacağımız işlem 4021.2 sayısını yazıyoruz ilk önce. Daha sonra bu sayıyı basamak değerlerine göre ayırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de kolaylık olması açısından önce virgülün solundan ve sağından başlamak üzere virgülün sonuna doğru 0, 1, 2, 3 şeklinde yazıyoruz. Sağına doğru da eksi 1, başka sayılar olsaydı eksi 2, eksi 3 şeklinde gidecektik ama şu an olmadığı için bunları yazmıyoruz. Bunlar bizim sayımız hangi tabanda verildiyse onun kuvvetleri olacak. Yani burada 2 çarpı 5 üzeri eksi 1 olacak. Bunu karıştırmamak için buraya yazdık. Daha sonra alıştığınız zaman bunu yazmak zorunda değilsiniz. Bu 0.4 oluyor arkadaşlar. Daha sonra 1'e geliyoruz. 1, 1 çarpı 5 üzeri 0. Üzerinde 0 yazdığı için burada 0 oluyor. Burası 1. Daha sonra 2'ye geldik arkadaşlar. 2 çarpı 5 üzeri 1. Burası da 10. 0 yazmama gerek yok. 0 çarpı 5 üzeri 2 olacak ama zaten 0 olacak. Onu geçiyorum. Burası 4 çarpı 5 üzeri 3. O da arkadaşlar 500 oluyor. Daha sonra buradaki bütün sayıları topluyorum. 511.4 sayısını elde ediyorum. Bu da 10 tabanında eşit oluyor. 4021.2 sayısının 10 tabanındaki eşit olmuş oluyor. Şimdi ikinci sayıya geçelim arkadaşlar. İkinci sayı gördüğünüz gibi binary tabanda verilmiş. Yani iki tabanda verilmiş arkadaşlar. Bu iki tabanda verilen sayıyı onluk tabana çevirmemiz isteniyor. Yine aynı mantığı yapacağız. 1, 1, 0, 1, 0, nokta 1, 1. Burada şunu söylemek lazım. Bu binary sayı unsigned olarak verilmiş. İlerleyen sorularda signed binary number'ları da göreceğiz. Onun için şimdi ona girmiyoruz. Ama buraya ben unsigned diye yazayım. Yine aklınızın bir köşesinde bulunsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar, şaşırmamak için virgülün soluna doğru 0, 1, 2, 3, 4 yazıyorum. Sağına doğru da eksi 1, eksi 2 yazıyorum. Daha sonra sayımın basamak değerlerini yazmaya başlıyorum arkadaşlar. Bu şekilde basamak değerlerini yazdım. 0 olan sayıları yazmadım. Nasıl olsa 0 gelecek diye. Ve bu sayıları topladığımız zaman arkadaşlar sonuç olarak 26.75 sayısını elde etmiş oluyoruz. Demek ki bu uzun ifade, bu binary representation'da ifadesiydi. Onluk tabandaki ifadesi de 26.75 oluyor arkadaşlar. Şimdi üçüncü soruya geçelim. Üçüncü soruda da bize hexadecimal tabanda bir sayı verilmiş. Bunu da zaten ilk bakışta harfleri gördüğüm zaman anlıyorum. Hexadecimal tabandaki harflerin her birisinin bir sayı değerine eşit vardı arkadaşlar. Onu yazalım önce bir karıştırmamak için. Evet, bu değerleri yazdıktan sonra şimdi sayımızı yazalım. B 65 F nokta A sayısı. Yine aynı şekilde arkadaşlar virgülün soluna doğru 0, 1, 2, 3 yazıyorum. Sağına doğru eksi 1 yazıyorum. Bunlar 16'nın kuvvetleri olacak. Bu sefer çünkü hexadesimal tabanda. Burası A çarpı 16 üzeri eksi 1. A sayısı da 10 arkadaşlar. Yani 10 bölü 16. Yani 0.625 ediyor buranın değeri. Burası F, yani F çarpı 16 üzeri 0. F de 15 olduğu için burası direkt 15 ediyor arkadaşlar. Bir sonraki kısım 5 çarpı 16 üzeri 1'den direkt 80 ediyor. 6'ya geçtik. 6 çarpı 16'nın karesi. Burası da 1536 ediyor arkadaşlar. Ve son olarak da B çarpı 16 üzeri 3. B de sol taraftan bakarız. 11 oldu. 11 çarpı 16'nın kübü yani 45.056 ediyor arkadaşlar. Bütün bu sayıları topladığımız zaman da elde ettiğimiz sonuç 46.687.625 10 tabanında sayısı.